Evet bu videomuzda ne support programının tutor bölümünde yani bir öğretmen olarak çalıştığımız bölümünde ee, üstteki kısa yol tuşlarına şöyle bir bakacağız ee, tanımaya çalışacağız ee, refresh bölümünden ekranımızı e, tekrar tazeleme şansımız var böylece login olmamış veyahut da bizim programımız tarafından e, dahil edilmemiş, bu ekrana dahil edilmemiş katılanlar varsa onları da buraya ikon olarak görme şansımız olabiliyor. Student Register bölümünden e, öğrencileri login olmaya zorlayabiliyoruz. Yani e, ad, soyad, sınıf, numara gibi özelliklerini girip e, hangi bilgisayarda, hangi ikonda kimin oturduğunu direkt tespit etme bir liste oluşturma şansımız var. Sign Out ile yine öğrencileri çıkış yapmaya zorlayabiliyoruz. Ve işte Registration Report ile kimlerin giriş yaptığını listesini görme şansımız var. Journal bölümü öğrencilerimiz için tutulan bir günlük gibi düşünülebilir. Bir çalışma programı gibi düşünülebilir. Öğrencilerle bir günle başlanıp ardından işte öğrencilere not, onların ekranlarına bir not gönderilebilir. Kullanabilecekleri uygun önerilen web siteleri gönderilebilir veya da dersle ilgili hedef kelimeler gönderilebilir. E, tuttuğumuz bir günlük oluşturduğumuz bu çalışma programı görüntülenebilir ve tüm kayıtların tutulduğu klasör buradan açılabilir. Show menüsünden e, öğrencilere öğrencilerin ekranlarına görüntü gönderme işlemi sağlanabiliyor. E, show your screen to students yani kendi ekranımızı öğrencilerin ekranlarına yansıtma şansımız var. Daha önceden kaydedilmiş olan bir videoyu öğrencilerin ekranlarına yansıtma şansımız var. Daha önceden eğer kendi ekranımızı kaydettiysek, bunu öğrencilere tekrar oynatma şansımız var. Çalıştırdığımız bir uygulamayı öğrencilerin ekranlarına yine gönderebiliyoruz. Veya bir öğrencinin yapmış olduğu çalışmayı başka öğrencilere göstermek istiyorsak eğer o öğrencinin ekranını diğer öğrencilere yansıtma şansımız var ve en sonunda da. Yaptığımız bir işlemi sonlandırabiliyoruz. Web client bölümünden bağlı olan öğrencilerden bir tanesinin ekranını... izleme şansımız var. Tarama bölümünden öğrencilerin ekranlarının sırayla işte beşer saniye aralıklarla örneğin bizim ekranımıza gelmesini sağlayabiliyoruz. File transfer bölümüyle öğrencilere dosya gönderme şansımız var. Onlardan dosya alma şansımız var. File distribution ile Elimizdeki bir dosyayı seçtiğimiz öğrencilere dağıtma, kopyalama şansımız var. Send Collect bölümü ise bir dosyanın öğrencilere uzaktan gönderilip, dağıtılıp sonra tekrar geri toplanması için kullanılabiliyor. Aynı bir sınav kağıdı gibi düşünülebilir veya rehberlik çalışmalarında kullanılan hazır formlar gibi düşünülebilir. Bu formlar... ...bir kere oluşturulur. Öğretmen bilgisayarından... ...tüm öğrencilerin masa üstlerine örneğin yapıştırılır. Daha sonra... ...collect dediğimiz zaman ise... ...öğrencilerin register oldukları... ...isimlerde bir takım... ...klasörler oluşturulup Yani her öğrencinin dosyasını... ...adına açılmış bir klasörün içerisine... ...geri toplayarak... ...bir evran öğrencilere gönderilip... ...geri toplanma işlemi... ...sağlanabiliyor. Özellikle rehberlik faaliyetlerinin uygulanmasında çok büyük kolaylık sağlayabiliyor. Lock bölümünden ekrana kilit koyabiliyoruz. Öğrenciler klavye, mouse, bilgisayarın hiçbir fonksiyonunu kullanamıyorlar. Unlock ile tekrar bunu serbest bırakabiliyoruz. Co-Browse ile açılan bir browserda öğrencilerin de yine katılabileceği, öğrencilerin de müdahale edebileceği, yani aynı anda surf yapılabilecek bir browser ekranı açılmış oluyor. Eee web aksesleri öğrencilerin e, yasaklanabiliyor veyahutta sadece e, e, bloklu olmayan sitelere girsinler veyahutta eee blok bloklu olan siteleri de yani yasak olan siteleri de açıp kapatma şansımız olabiliyor. Eee blank all ile öğrencilerin ekranları siyah hale getiriliyor. E, yine Bilgisayar laboratuvarlarında çok pratik olarak kullanılabilecek power on, power off, reboot, login ve logout komutları burada mevcut. Tüm bilgisayarlar aynı anda açılabiliyor ve da hepsi kapatılabiliyor. Tekrar bir restart işlemi yapılabiliyor. Öğrencilerin login olması, login olmaya zorlanabiliyor veyahut hatta yine login işleminin tam tersi yapılabiliyor. Communication bölümünden de öğrencilerle chat yapma, onlara mesaj gönderme Onlara bir takım sesli anonslar yapma e, veyahut da daha önceden kaydettiğimiz bir takım mesajları onlara gönderme şansımız olabiliyor.